Çok üzüldüm Serhan, gerçekten. Arkadaşlar merhaba, değerli başkan merhaba. Merhaba. Buket orada değil mi? Evet, göremiyorum. Merhaba. Merhaba Buket. Ezgi'nin günlüğü burada. Ezgi'nin günlüğünü de selamlıyorum ama acaba benden besteledikleri şeyler var mı zulalarında? Hiç akıl ettiler mi onu bilmiyorum. O uykusuz gecede. Uykusuz çünkü gecede. Nadir'in çok güzel bir bestesi var. Erotik gazel. Evet, diye. Erotik gazel var. Evet. Şimdi evet. Nadir onu söylersen bu sefer 6 hafta daha yasak gelebilir. Yok, evet. O yüzden aman, aman ha. Aman ben aman izleyicilerimden, abi, seyircilerden uzun süre böyle ayrı kalmak istemiyorum. Bir saniyenize bile kıyamam sizle ayrılığa ama aman. Elden bir şey gelmiyor sevgili dostlar. Elden bir şey gelmiyor. Özgürlükler, demokrasi, adalet onun için çok önemli. Evet, Atol Behramoğlu. Evet. O zaman adaların görüntüsünü verelim sevgili Kutay. Adaları Atol Behramoğlu biraz anlatsın şair dizeleriyle. Tabii ki, tamam. Dinliyoruz Atol Behramoğlu sizi. Ha şöyle şimdi adaları anlatmadan önce yani adalarla beraber kendim ve adalar arasındaki bağlantıyı anlatayım. Ben böyle 6-7 yaşlarında bir çocukken Kars'ta, Kars bu ya, ne İstanbul'u görmüşüm ne adaları görmüşüm. Ada sahillerinde bekliyorum şarkısını söylerdim. Böyle güneş batarken nereden duyulduysa. Ve o sıralarda da güya sevgilim olan, ki onun benden haberi yok ama ben uzaktan onu görüyorum. O arkadaşın kızın adını koyarak işte falan seni seviyor özlüyorum diye. Yani şairlik öyle başlamış bizde. Adalarla ilişkili olarak bir bakıma. Adaları ben 1900 zannediyorum 60'lı yıllarda ilk kez 60'ta lise öğrencisiyken gelmiştim İstanbul'a ve Milli Türk Talebe Birliği'nde bazı abilerim vardı benim. Onlarla birlikte sizin programın ilk bölümünde sözünü ettiğiniz Heybeliada'ya geldik ve İsmet İnönü'yü ziyaret ettik. İçlerinde en genci bendim işte lise öğrencisi. Onlardan hayatta olanlar umarım ki vardır, dilerim ki vardır o abilerden. Çok güzel fotoğraflar da çekildi o sırada ama onları şimdi kaybettim. Yok o fotoğraflar bende. İsmet İnönü'yü ziyaret ettik. İnönü'yü ilk görüşüm değildir de ayrı bir hikaye. Heybeliada'yı öylece görmüş oldum. Adaları görmüş oldum yani ilk başta. Sonraki yıllarda 1960'ta bizim anne baba ocağı İstanbul'a taşındı, Göztepe'ye. Adalara yani Heybeliada'da yüzerdik. Onu söyleyeyim. Sonra 1970'li yıllarda da Burgazada'da bir zaman yaşadık. 80'den itibaren de büyük adalı olduk diyebilirim. Önce kiralı evlerinde oturduk. Sonra da bir mekanımız olabildi. Şu anda ben İstanbul'da Bostancı ile Büyükada arasında yani yaşıyoruz. Ve daha çok da sanki adalıyız, büyük adalıyız. Bunu söylemek isterim. Adaları anlatırken sevgili Serhan, benim Prens Adalarım diye bir kitabım var. Heyemola yayınlarında çıktı. Bu İstanbul Avrupa'nın kültür başkenti iken, şimdi tarihi unuttum, 2010-11 hangisiydi şimdi hatırlayamıyorum. Her bölgenin, İstanbul'un her bölgesinin bir kitabını yazdı bir yazar. Zannediyorum Buket de bir şey yazdı muhtemelen. Ben adaları yazdım. Ben adaları yazdım ve sizi dinlerken birinci bölümü Serhan senin anlatılarını Romanos Diogenos ya da işte Roman Diyojen Fransızların söylediği gibi Kınalı Ada'da biliyorsunuz onun mezarı yani öyle olduğu düşünülüyor. Gözlerine mil çekilerek orada o yaralardan ölmüş bahtsız imparatoru işte Bizans'ın. Ben onun mezarına da orada bir çiçek bırakmıştım. Centilmenlik bizde olsun. Tabii ki, tabii ki. O yani ona Alparslan da kötü davranmamış. Daha sonra Anadolu'da işte o generaller kaçıp Bizans'a gelen generaller onun ele geçiren imparatorluğu çok büyük kötülükler yapmışlar. Bir merkep sırtında bütün Anadolu'yu geçirmişler. Roman Diyojen'i ve sonra da gözlerine mil çekerek öldürmüşler açıkçası. Ölümüne yol açmışlar. Adalar müthiş bir tarihi var gerçekten. Başkan da biraz bahsetti ondan. Ve bugün de hakikaten Türkiye'nin göz bebeğidir, incileridir. İyi ki şu anda yani çok şükür korunmakta her şeye rağmen. Korunmayan yassı adanın ne hale getirildiğini gördük.
bu adalar var ya mahvederler bir anda. Gözümüz gibi, göz bebeğimiz gibi korumamız gereken yerlerdir bunlar. Yakın tarihimize hızla gelirsek Reşat Nuri'den söz ettiniz. Reşat Nuri benim gözümde de gerçekten gelmiş geçmiş en büyük yazarlarımızdan biridir. Bir ara bir tabela vardı evinin önünde. Şu anda yok galiba. Reşat Nuri evi sonuç olarak ailesi de maalesef artık hayatta yok. Yani kızı, annesi, bilmiyorum kimler var, torunlar falan ama orayı korumak lazım. Reşat Nuri gelmiş geçmiş en büyük yazarlarımızdan biridir. Olağanüstü hikayeleriyle ve gerçekten harika romanlarıyla Reşat Nuri'mizi böyle bir şey yapmam. Orada bir Reşat Nuri sokağı var adada ama bence Reşat Nuri o büyük caddelerden birinin adı verilmesi gerekecek kadar çok önemli bir yazarımızdır. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı da anlatın. Sait Faik'e geldiğiniz zaman kitabı göstererek sormak istiyorum. Siz hani hep diyorsunuz ya, tabii, bir çocuk elbette Sait Faik okumadan büyümemeli. Aynen. Şimdi Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın müze evini ziyaret etmiştim. Orada bir pelerini, şapkacığı, işte bir çift ayakkabısı hatırladığım kadarıyla ve yıpranmış ki bazı kitaplar vardı bir kütüphanede. Sonra da kapatıldı mı, kapandı mı, ne oldu bilmiyorum. Zaten başkan, Heybeliada'da bir de kütüphane var. O da kapısında devamlı bir kilit görürüm ben oraya gittiğimde. Bunları yaşatmak lazım. Yazarlarımızı, kütüphaneleri, onların, yazarların evlerini. Hüseyin Rahmi de çok çok önemli bir yazarımızdır. Elbette hiç kuşkusuz örneğin Aziz Nesin de bir kan bağı olduğu ilk büyük mizah yazarlarımızdan biridir. Hüseyin Rahmi çok önemli bir yazarımızdır. Gelelim Sait Faik'e. Buyur Serhan, seni dinliyorum. Sait Faik konusunda daha önce bir programda biz konuşmuştuk seninle, Atol Behramoğlu. Evet. Okumadan, bir çocuk Sait Faik okumadan büyümemeli demiştiniz. Tabii ki. Çok doğru yani bir sözdür. Sait Faik Türkçemizi en olağanüstü güzellikte kullanabilmiş bir yazarımızdır. Öykülerinin tadı, lezzeti, dünyası insana hakikaten insanlığı sevdirir, hayatı sevdirir, İstanbul'u sevdirir. Çok büyük bir yazarımızdır. Elbette bir şairdir aynı, biliyorsunuz. Hem hikayelerinde şairdir hem de ayrıca Şimdi Sevişme Vakti adlı kitabında da çok az sayıda ama olağanüstü güzellikte şiirleri vardır. Sait Faik çok büyük bir yazarımızdır. Benim çok büyük hayranlık duyduğum bir yazarımızdır. Elbette her çocuk Orhan Veli'yi de, Sait Faik'i de, bu yazarlarımızı, Türkçe'yi Atol böyle olağanüstü da güzellikte, yani haddim olmayarak, evet, onu da söyleyebiliriz. Adalara gelince benimle ilgili olarak sevgili Serhan, adalarda ben pek çok şiir yazdım. Birçok şiirim adalarda, işte Lala Hatun Sokağı deniyorlar. O sokak olmaz başkan, o kadar küçük sokak mı olur? Onun adı cadde olarak değiştirmek lazım. Lala Hatun Caddesi'nden çıkarken yukarıya, hastaneyi geçtikten sonra Karakuş sokaktaki evimizde ben pek çok şiirler yazdım. Ve çeviriler yaptım, şiir çevirileri. Pek çok çalışmalarım vardır 80'li yıllardan işte günümüze kadar ve hala da onlara devam ediyorum. Şimdi hastane derken çok önemli bir noktanın da altını çizmek isterim. Adaların bu konuda çok ciddi eksikleri var. Yani hemen burnumuzun dibinde bir hastane var ama falan doktor yok, falan bilmem şube yok, falan bilmem ne yok. Yani böyle hastane de olmaz. İlle de Kartal'daki hastaneye gitmek zorunda değil adalılar. Dolayısıyla adaların sağlık sorununun da ciddi olarak ele alınması gerekir diye buradan yetkililere seslenmek Seslenmiş isterim. Seslenmiş oldunuz. Bir de aile hastanesi var. Yani Troçki'nin işte bulunduğu hastane değil de aile hekimliği mi diyelim. Troçki'nin evinin olduğu o büyük caddede, kaymakamlığın olduğu caddede boyaları dökülüyor. Defalarca bunu konuştuk. Yani insana şey geliyor, ayıp geliyor. Şu binayı artık Sağlık Bakanlığı'nın mıdır, kimindir yani ilgili olanlar, şu binayı bir boyatın, pırıl pırıl ortaya çıksın. Yazıktır yani. Evet. Atol Behramoğlu, o zaman Erdem Başkan onunla ilgili söyleyecek. Biz size teşekkür ediyoruz. Hem sitemde bulundu, hem eksiklerini söyledi. Bir şair gözüyle baktı herhalde. Atol Behramoğlu, şimdiki şarkıda size gelecek. Size ve eşinize gelecek. Selam olsun Fethiye'ye. Adalardan size. Bu sefer de biz sizi kıskandıralım. Adalar Fethiye'de daha güzel. Atol abi, bunları aramızda konuşurduk. Yok yani ben böyle konuşuyorum. Yani. Şimdi söyleyeceğim. Şimdi söyleyeceğim Atol abi. Fethiye'ye selam söylüyoruz. Evet. Sabah.